Susan, aç! Siz hiç yerle bir oldunuz mu? Hayatınızın herhangi bir döneminde kendinizi bu kızın yerinde buldunuz mu? Bak, bak, kameraya bak! Yoksa siz ayaktakilerden miydiniz? Çoğunluktan biri. Sadece izleyen, hiçbir şey yapmadan seyirci kalan. Eğlendiniz mi peki? Ben eğlenmedim. Çünkü ben de düşenlerdenim. Hem de defalarca. Aa, bırak! Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedim sana, bırak! Ya bırak! Ya bırak sana! Ne yapıyorsun lan? Canım acıttı da! Bırak! Ya bırak! Bırak! Önce kraliçenin soytarıları gelir yanınıza. Sizi sırtınızdan vurup eğlenirler. Utancınız onların küçük zaferleri olur. Siz zayıflığınızı gösterdikçe hor gören bakışlarıyla yaralarınızın üzerine daha çok tuz basarlar. Sonra sahneye kraliçe girer. Neden diye sormak istersiniz. Bunu bana, bize neden yapıyorsunuz? Cevapları basittir oysa. Ben istediğim için der. Yetmez mi? Diğerleri de susar. O zaman anlarsınız ki bu yolculukta yapayalnızsınızdır. Ve artık iki seçeneğiniz kalmıştır. Ya onlar gibi kaderini kabullenmiş bir korkak gibi yaşayacaksınız. Ya da bu güç oyununu onların kurallarıyla oynayıp kendiniz olarak hayatta kalacaksınız. Ben ikincisini seçtim. Artık düşmeyi biliyorum, kalkmayı da öğreneceğim. Bu zorbalara boyun eğmeyeceğim. Leyla, 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 Leyla.
Leyla, Leyla. Sana mecnunum ama seni bilemem. Olmaz, olmaz. Zorla yine sana beni sev diyemem. Ne yapsan nafile, bomboş. Bir görsen halimi, keşke yaşansa bir mucize. Çok zor, anlatsan derdimi. Yok yok, düşüyorum dara, beni geri verin bana. Arada bir geliyorlar üzerime ama sakladım acının en güzelini sana. Dünya bir yana, sen bir yana. Sonu boş ama yine anı çok. Bana geri gelip hadi amacıma koş. Yine sor, yine gelip bana sor. Bulamazsan beni yalnızlara sor. Leyla, beni bana sor. Leyla, anılara sor. Leyla, ama çok zor. Leyla, kurtar beni Mevla. Leyla, Leyla, sana mecburum ama geri dönemem. Eyvah, eyvah, ona yine geceleri zehir edemem. Leyla, Leyla, sana mecburum ama seni bilemem. Olmaz, olmaz, zorla yine sana beni sevdim. Leyla, sana yine... Leyla, Leyla, hadi, 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 geç kaldık. Hadi, tamam. Geç Ay. Kalıyoruz, hadi. Geç kaldık, hadi ne olur. Tamam be. Kaçmıyoruz peki okulumuz. Kurtar beni Mevlam. Leyla, Leyla, sana mecburum ama gelemem. Sen nereden buldun bu okulun sweatshirt'ünü? Ay ama çok güzel değil mi? İşte hayaller gerçek kolejinde okumak, gerçekler ancak sweatshirt'ünü giyebilir. Geç kalıyoruz hadi. Yol zaten. Saçmaladın hadi artık hadi, geç kaldık. Hadi. Bomboş bir görsen. Şimdi okula gidiyor olabilirdik Ek. Abartma Leyla, abartma. Altı üstü okul işte. Yani sosyetik, zengin, o havalı kızların gittiği sıradan bir okul. Ayrıca bizim okulumuzun nesi var? Ay, sorun o zaten. Bir şey yok bizim okulumuzun. Dümdüz okul işte, bir şey dümdüz yok okulumuzun. Dümdüz okul işte. Ha bir de şu açıdan bakalım. Düzlük, sadelik. E sadelik iyidir. Ay Ekim, ay. Yemin ederim bak şiştim. Fakir felsefesi yapmayalım lütfen. Bak kızım bak, bana bir fırsat verseler... Hı-hı. ...ben okula girmek için şu mahallenin ortasında takla atarım. Sen kimle konuşuyorsun? Biriyle konuşmuyorum. Sen... Bekir! 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 Teyzem korkma teyzeciğim. Aptal, ödümü kopardın. Şuraya bak, selam verdik, fırça yiyoruz ya. Allah'ım yarabbim. Sen dur. Sen yine kaçak mı oldun? Gelmeyecek misin okula? Ekim Allah aşkına, abim bitti, sen de başlama şimdi ya. Çocuklarla turnuva var, maç yapacağız. Yürü. Haydi görüşürüz. İyi dersler kızlar. Ne demek son 3 dakika? Daha fazla hızlanamam. Bu kadar yeter. Dediğiniz her şeyi yaptım. Ben sizin öğretmeninizim. Bana böyle davranamazsınız. Benden bu kadar. Bilgisayar oyununuz değilim sizin. Yeter! Ne? Ne fotoğrafı? Allah kahretsin! Allah kahretsin! 2 dakikam var. Yetişebilirim. Yapabilirim. Bir şeyler mi karıştırıyorsun sen? Dur, bir şey karıştırdım yok. Ekim ya, saçmalama anne, karıştıracağım. Var var, sende bir şey var. Bir şey yok, deli misin? Git hadi, sen de muhteşem ya. Sen birisiyle konuşuyorsun. Sen birisiyle konuşuyorsun sen. Hayır, bakayım. Sen bakacağım. Ya ben... saçmalama. Ya Ekim. Sen nasıl çocuksun? Ya bilir misin Ekim? Sen nasıl birisin ya, ki benden bunu gizliyorsun? Ya ne? Ya verir misin? Gel, benden bunu gizlediğine inanamıyorum. Sen bir şey gizledin. Bir dakika bakalım. Verir misin? Kafanda kurma bakalım, ya. Bakalım. İlkini söylememişim bakalım. Sana şimdi. Bakalım. Tutsana ben bunu sen. Ya topla. Ekim. Bir şey söyleyeceğim. Ben
bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Bana bu neden anlatmıyor? Yani bana neden her şeyi sana anlatamam zaten. Nerede? Madem hadi ben... Kızım ne yaptın ya? Ekim görmedim. Bilekin yüzümü çizdi. Özür dilerim görmedim. Gel bir su tutalım. Bir bakayım bir su tutalım. Vallahi kusura bakma ne olur. Gel al gel. Tamam çok istiyorsan gel al. Yani gerçekten mi? Gel al. Sana inananda kabahat. Ver telefonumu. Sosyete pazarı var ya onun önüne gel. Lan, lan yok mu lan zenginlerin okulu oraya getireceksin işte lan. Herkes hadi beni dinleyeceksin çabuk.
Ekin. Kızım niye hemen aramıyorsun ya? İyi mi Leyla? Çıktı mı ameliyattan? Leyla iyi mi? Leyla, Leyla. Ya neyse sakin olayım Sedat abi. Neyse sakin olayım. Mahallenin kızına vurup kaçmışlar ya. Neyse sakin olayım ya. Tamam oğlum bir dur ya. Bir anlayalım ya. Ne var ne yok. Bir bakalım anlayıp dinlemeden ya. Ya neyi anlamayıp dinlemeden abi ya? Vurup kaçtılar ya. Neyini anlayıp dinlemeden? Gözünü seveyim ya. Verecekler o katili. Aç. Aç. Dağılın. Biz içeri baktık. Bir şey yok. Halil. Ne Halil abi? Bana Halil Malil deme ha. Hastayım ha ben. Arabayı dediğim gibi hallettiniz mi? Hallettik Süleyman Bey. Görüntüleri de hallettik. Peki öğretmen? Onu da. Kız yaşıyor mu? Bilmiyorum. Burası böyle karışınca hastaneyi aramak aklıma gelmedi. Ben sizin aklınıza. Serseyle konuş. Hangisi? Anlıca Adil'den. Ele başları o. Onu ikna edersek diğerleri peşinden gelir. Bu meseleyi büyümeden kapatmamız lazım. Çocuklarımızın da okulun da geleceği buna bağlı. Duydun beni? Evet efendim. Güzel. Fikret Bey bir konuşma yapacak. Sakin sakin dinleyin. Tamam. Halil. Bir dur bir dinleyelim ya. Arkadaşlar. Acınızı paylaşıyorum. Ne? Hem bir mahalleli olarak hem de bir insan olarak bu olanlar karşısında üzülmemek ya, elde değil. Ya bırak lan galgal ya. Vereceksiniz lan o şerefsizi. Tamam. Orşan. Sakin. Lütfen sakin. Ancak iddia edildiği üzere kazaya karışan aracın kampüsümüzde saklandığı bilgisi tamamen yanlıştır. Sen bana yalancı mı diyorsun? Sakin. 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 O dilini var ya o dilini. Tamam. Ben de var mı o dilini? Arkadaşlar. Lütfen sizleri sükunete davet ediyorum. Beyefendi isterseniz sizi kampüsümüze davet edelim. Buyurun bir de kendi gözlerinizle bakın. Hadi sen bir gir bak. Bir gör bakalım bir var mı yok mu bir gir bak hadi. Hadi açın şimdi efendim sakin olun arkadaşlar açın. Bak. İsim Halil'di sanırım. Ya neyse ne Halil Malil. Adam nerede onu söyle. Halil Bey lütfen sadece konuşmak istiyorum. Ya konuşacak bir şey yok müdür bey. O yeni söyle bana. Halil Bey.
Dilerseniz önce biraz konuşalım. Söyleyeceklerim ilginizi çekmezse dilediğinizi yapmakta özgürsünüz. Buyurun, içeri geçelim. Anne, Neşet, nasıl durumu? Öğrendin mi, iyi mi? Doktor bey birazdan burada olacakmış. O bize bilgi verecek. Arkadaşım iyi mi? Nasıl durumu? Ne olacak? Kızım bir sakin ol. Hayati tehlikeye atlattı. Oh, çok şükür. Neşe, siz nasıl oluyorsunuz aslanım? Ben çocukluk arkadaşıyım. Kardeş sayılırız biz. Leyla bizim komşumuzun kızı hocam. Yaşlı bir babaannesi var ama ona söyleyemedik. Babası da burada değil. Şimdi siz ne söyleyeceksiniz? Lütfen bize söyleyin. Hastanın omuriliği ciddi anlamda hasar görmüş. Tabii biz elimizden geleni yaptık ama... Ama ne anne? Açık açık söyler misiniz? Ne olacak? İyi mi durumu? Durum iyi. Sakin ol. Sakin. Birkaç ameliyat daha olması gerekebilir. Tabii biz daha sonra fizik tedavi seçeneklerini de değerlendireceğiz. Ama yine de... yürüyebilmesi için çok fazla efor sarf etmesi gerekecek. Çok geçiyoruz. Anne. Anneciğim. Anne. Yok tamam. Anne. Kalkacak ya anneciğim. Oğlum abim nerede? Neyi bekliyoruz? Girip dalalım şu okula ya. Ha geliyor Halil abi, geliyor. Mahalleli, hele beni bir dinleyin. Tamam. Ben şimdi gördünüz, içeri girdim, baktım. Araba yok. Nasıl yok Halil abi? Olur mu öyle şey? Kes lan tabayı! Bas bayağı yok lan işte. Abi sen demedin mi var diye? Ya vallahi olur mu ya? Oğlum ben size yalan borcum mu var lan? Siz benim mahallelimsiniz oğlum. Girdim içeri baktım, didik didik her yeri aradım. İçeride araba yok. Anladınız mı? Hatta gittik müdürle o kamera kayıtlarım neyim var ya hepsine baktık. Yani yanılmışım abi ya. Ya Halil sen bizimle kafan buluyor kardeşim ya. Sen bu araba buraya girdi ben de bunu gördüm demedin mi ya? Gördüm demedin mi buraya girerken? Ya Sedat abi işte ben de kafam karışmış o araba peşine düştüm falan derken öyle karışmış işte ya. Allah. Bak sen doğru düzgün bakamamışsındır. Biz bir girelim kendi gözümüzle bir bakalım var mı yok mu değil mi? Hayır, hayır, hayır. Tamam hayır, hayır. Girelim. Hayır, hayır. Kardeşim. Bırakın lan artisti. Bırakın lan. O mahalledeki kız Leyla benim de kız kardeşim. Cemal amcanın emaneti lan. Benim kadar kim istiyor lan o herifin hayvanın yakasına yapışıp böyle ciğerini sökmeyi? Kim istiyor lan? En çok ben istiyorum. Ha buraya benziyorum, karşınızdayım. Diyorum ki yedi kat arşan çıksa o hayvan onu bulup buraya getirip kesmezsem Halil değilim lan. Anladınız mı? Şimdi la galigoyu bırakın tatavayı da dağılın. Bakma lan bana öyle dağılın ha. Peki. Dağıl dana, yürü lan. Bakma öyle. Dur burada. Ekim? Ekim? Kızım nereye? Git götür parasını da al ha. Veresiye falan yok. Ekim, Leyla nasıl? Ne oldu? Buldunuz mu araba? Yakalandı mı? Tutuklandı mı? Yok. Okula girmemiş. Nasıl ya? Okula girerken gördüm demişsin Bekir'e. Ya Ekim. Allah aşkına ya, Allah aşkına sana da dert yanmayayım tamam? Yanılmışım işte, yanlış görmüşüm ben.
Yok yok, hayır. Sakladılar. Onlar öğrencilerini koruyorlar. O zengin, şımarık evinde rahat rahat uyurken... Benim arkadaşım yürüyemeyecek. Benim arkadaşım yürüyemeyecek. Ya ulan arkadaş, sanki ben kıza vurup kaçtım ha. Ben vurup kaçmadım ki ama herkes geliyor bana dert tanıyor ya. Herkes benden hesap soruyor arkadaş. Bu nedir ya? Ama kabahat bende. Kabahat bende, neden biliyor musun? Çünkü o çocuğu böyle arayıp bulamadım ya. Böyle kafasına bir tane yapıştır. Anneciğim tamam, sakin ol. Halil sen de kusura bakma. Bütün gün hastanede sinirlerimiz laçık oldu. Annem hadi. Hadi. Tamam. Hastanın omuriliği ciddi anlamda hasar görmüş. Birkaç ameliyat daha olması gerekebilir. Yürüyebilmesi için çok fazla efor sarf etmesi gerekecek. Anneye gideceğim ben. Anne ne olursun. Anne lütfen. Lütfen gidebilir miyim? Benim orada olduğumu hissederim. Ne olur. Anneciğim zaten yoğun bakımda. Göstermiyorlar. Oradan geldik biliyorsun. Anne. Yapma böyle. Anne. 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 Anne benim. Anne benim. Anne benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden. İşte ilk defa o gün düştüm ben. İlk defa o gün yerle bir oldum. Küçük yaram öyle derinime kazındı ki... onunla her yüzleştiğimde nefesim kesildi. Oluk oluk kanadım. Günaydın Neşe, ne haber? Nasıl olalım? Günlerdir içeridekiyle uğraşıyorum, biliyorsun halimizi. Nerede o? Hayırdır? Onun keyfini yerine getirecek çok güzel bir haberim var. Nerede o? Ekim! Neredesin kız? Ekim! 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 Kızım gel, Halil abinin bir haberi varmış. He? Müjdemi isterim. Şu sosyetik okul var ya...
Bizim mahalleden tam 3 kişi havuz vereceklermiş. Ha? Anlamadım. Ha, gel gel anlatayım. Ne? Niye? Niye burs vereceklermiş? Ya niye olsun işte, hani mahallemizde üzücü bir olay oldu ya Leyla kızımız. Okulda bölgesindeki insanlara, komşularımıza bir duyarlılık olsun hesabı, bir güzellik yapıyorlar. Yok yok. Yok abi. O hesap değil o. Neymiş o hesap Ekim Hanım? Vicdan hesabı. Ya vallahi aynı tantana bıktım artık benden şey yap. O okuldakiler Leyla'nın sakat kalmasına sebep oldular. Bal gibi de saklıyorlar o arabayı. Ekim, anneciğim konuştuk biz bunları seninle. Bak Ekim, laf bana geliyor. Haberin olsun. Laf bana geliyor. Ben gittim okulu didik didik aradım, her yerine baktım. Kamera kayıtları neyim, her şeye baktım ya. Yok yani ortada katil matil yok. Orada değil. Ha inanmıyorsan Kur'an'ı getir el bassayım. Bak, önümüze ilk defa böyle bir fırsat çıkmış. Ekim, mahalleden 3 kişiye burs verecekler. 3 kişi bu mahalleden kurtulacak. Onlardan bir tanesi sen niye olamayasın? Değil mi? Onlardan bir tanesi sen niye olamayasın? Aklını başına topla ya. Değil mi kızım? Başvuracak o, başvuracak. O okula gidecek, mezun olup da bitirecek. Ne dedin sen, sınavla mı alıyorlar? Kaç kişi alacaklar, ne zaman sınavlar onu söyle. Anne! Ben sınava falan girmem, tamam mı? Ya, ya, ya okula girmek Leyla'nın hayaliydi. Ben asla öldürseniz de o okula gitmem. Ekim. Ekim. Çocuğum. Ekim yardım et yavrum. Yardım et. İyi misin? Ağlam. Gel, 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 gel kızım. Gel. Ay, gel. Ay, iyi ki geldim. Ben ne yapardım? Ay canım. Yavrum, biraz daha yani. Ah yavrum. Yavrum. Ah yavrum. İyi misin? Acıdı mı canım? Acıdı mı bir yerim? Ha? Acı mı? O ne? Unuttun galiba. Hissetmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ağzına bir lokma yemek koymadım. Tamam. Tamam Şükran teyze, tamam. Ben yedireceğim. Sen geç, yoruldun. Yiyecek. Bir şey istersen bana seslen olur mu yavrum? Tamam. Güzel kızım benim. Ah. Ay. Kankam beni kahvaltıya beklemiş. Ha? Hmm. Beraber güzelce şimdi yeriz. Gel. Bakalım nereye kaçabileceksin. Öyle ben Şükran teyzeye de benzemem canım. Bu yemek yenecek yani. Hadi gel. Sen ye benim canım, istemiyor kahvaltı falan. Sinirli misin sen? Değilim. Tamam. Tamam o zaman bak. Bak mis gibi sucuklu tost yapmış babaannen. Bu senin en sevdiğin tost. Yarısını sen yiyeceksin, yarısını da ben. Hadi bozuşuruz yoksa. Artık nefret ediyorum. Artık nefret ediyorum çünkü bana hayatımın en kötü gününü hatırlatıyor. O sabah yemiştim, hatırlıyor musun? Çek şunu gözümün önünden. Şu bakışına bak ya. Acıma kızım bana.
Acımayın bana, ben gayet iyiyim. Ben gayet iyiyim, bakıyorum başımın çaresine. Hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ayrıca ya kahvaltımı ederim etmem. Sana ne? Sen benimle uğraşacağına gidip ders çalış. Seni kazanacağım bir bursun yok mu? Bana sınavsız giriş hakkı verdiler biliyor musun Hekim, ama ben gidemiyorum. Hakkım var aslında. Orada düşünsene, hani spor arabalarının arasında benim bu tekerlekli külüstür böyle. Hani sen beni böyle arkadan itiyorsun. Çizgi filmlerde oluyor ya Hekim. Çok komik değil mi? Çok komik değil mi halim? Halim çok komik değil mi? Gülsene. O zaman şimdi git evine ders çalış. Git ders çalış, çünkü ben iki ayağımı verdim üç kişinin hayatı kurtulsun diye. Bu burslar da mahallemizin sus payı. Yalan mı söylüyorum? Biliyorum. O okuldakiler de bunun hesabını verecek. Hesabını vereceklermiş ya. Neyin hesabını verecekler? Nasıl verecekler? Kimsenin bir şeyin hesabını sorduğu da yok. Ben soracağım. Anladın mı? Ben o bursu kazanacağım. O okula da gireceğim. Bak bana. Bak. Sana bunu yapanı bulacağım. Bunun hesabını soracağım. Anladın mı? Herkes görecek, sen de göreceksin. Sana söz veriyorum. Söz. Söz veriyorum. Çok yakışmış. Ne yalan söyleyeyim, o sınavı kazanıp o okula gideceğini hiç ihtimal vermiyordum. Ama sen beni yanılttın. O okul senin geleceğini kurtaracak. Seninle gurur duyuyorum. Tamam anne, tamam. Abartma ya. Alt üst okul işte. Akşam görüşürüz. Bak 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 Messi'ye bak bak Messi. Oğlum dur, ayakkabıyı şey yapma ya. Ayşe, ne yapıyorsun kız? Bekir, abine söyle, konuşma artık babanla. Onun sınavına okula kayıt yaptığımı öğrenecek diye aklım çıkıyor ya. Kızım Allah aşkına az bir sakin ol ya. Serhat amcayla konuşur, halleder o, merak etme. Ekim geç kalmaz herhalde değil mi? Bilmiyorum, Leyla'ya falan duracak herhalde. Akşam uyuyacakmış, konuştun mu? Alalım. Hı. Yurt dışındaydım. Yeni döndüm.